Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu'l-azim. Kıymetli kardeşlerim, Nebi suresinde Hazreti Süleyman kıssası üzerine konuşuyorduk. Ey ileri gelenler, onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun tahtını getirebilir demişti. Yani Hazreti Süleyman yanındakilere söylüyor. Belkıs'ın tahtını kim bana getirecek diyor. Zor bir iş tabii yani. Bir defa taht en korunaklı şeydir yani sarayda. Oradan nasıl çıkarılacak, nasıl getirilecek? Bayağı zor bir iş. Yani mucizevi bir durum var ortada. Kim getirecek diye söylüyor Hazreti Süleyman. 39. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَم۪ينَ صَلَقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ Cinlerden bir ifrit demiş ki اَنَا اَتِيكَ بِهِ Ben sana getiririm onu. قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ Sen kalkmadan yerinden ben sana getireceğim. Yani çok çabuk getireceğim anlamında. وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَم۪ينَ Ben bunu getirme açısından hem gücüm yeter, hem de güvenilir birisiyim diyor. Yani tahtı alıp başka tarafa götürmeyeceğim, ben sana getireceğim demek istiyor. Güven vermeye çalışıyor bu cin. Söylemiştik zaten, cinler, insanlar, kuşlar onun ordusunda yer alan unsurlardı. Allah-u Teala ona böyle bir lütufta bulunmuştu, kendisine itaat ettiriyordu yani. قال الذي عنده علم من الكتاب kitaptan bilgisi olan kimse dedi ki kimdir bu bunu bilmiyoruz yani bazı rivayetler var tabii kim olduğunu kimin Hızır demiş Hazreti Süleyman'ın kendisidir demiş mesela Razi diye bir müfessir var Hicri 606'da vefat etmişti o öyle bir görüş ortaya koyuyor en doğrusunu Allah bilir biz bilmiyoruz kimdir kendisine ilim verilen bir kul dedi ki kitap bilgisi varmış onda. Ene atike bihi ben sana onu getiririm. Kable en yertedde ileyke tarfuk. Yani bir göz açıp kapama süresi içerisinde ben sana onu getiririm kısa sürede. Hani ben daha kısa sürede getiririm demek istiyor. Felemme ra'ahu mustakirran indehu yanında yerleşmiş görünce onu Hazreti Süleyman hani hemen geliyor. Kraliçenin tahtı. قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Bu Rabbimin bana ikramıdır, lütfudur diyor. Yani ne yaptı? Allah-u Teala'ya bağladı bu olağanüstü durumu. Yani kendisine ilim verilen kul getirdi. Getirdi tamam da yani ondan mı kaynaklanıyor bu iş? Allah-u Teala'nın lütfetmesiyle oluyor. O da hemen ona dikkat çekiyor zaten. Bu Rabbimin lütfudur diyor. Niye Allah-u Teala böyle lütufta bulundu? لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Beni sınavdan geçirmek için. Bakın ne kadar güzel, hemen farkına varıyor. Yani kendisine bir nimet geldi. Ha bu nimetle ben artık sevineyim, eğleneyim, mutlu olayım falan. Dünya öyle yapmıyor. Allah beni sınavdan geçiriyor diyor. Demek ki nimet olmadan da zaten sınavdan geçiyoruz. Hani nimet olmadan demeyelim de az nimetle diyelim. Zaten sınavdan geçiyoruz. Çok olunca da sınav bitmiyor. O zaman da yeni sınavlar başlıyor. Allah-u Teala da lütfetmiş. Göz açıp kapayıncaya kadar yanına kraliçenin tahtı o sarayda nasıl çıkarıldı? O kadar güvenlik var vesaire nasıl oldu bu iş? Onu yanına konmuş görünce diyor ki ben şimdi imtihandan geçiyorum diyor. Acaba ben şükrediyor muyum? Em ekfur yoksa nankörlük mü ediyorum diye Allah beni sınavdan geçiriyor diyor. Ve men şekere fe innemâ yeşkurlu nefsi. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Allah-u Teala'nın ihtiyacı mı var bizim şükretmemize? Kıymetli kardeşlerim şükür deyince de yani bazıları şöyle anlıyor. Çok basite alıyorlar yani. Ya şükret diyorsun diyor ki şükrediyorum zaten ben diyor. Yani şükür kelimesini söylemeyin yeterli görüyor bu kadar. Ya bu kadar yeter mi? Allah-u Teala'ya itaat edeceksin. Onun dediklerine dikkat edeceksin. Yasaklarından uzak duracaksın. Öyle anlaşılacak senin şükrettiğin. Ha bunun yanında yine elhamdülillah diyeceksin. Çok şükür diyeceksin. Sadece sözlü olarak Allah'a şükrettim. Tamam benim şükür bitti. Öyle basit değil. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Kim de nankörlük ederse bu seçenek de var. Allah-u Teala bize o şeyi vermiş. Yani seçme yeteneğini vermiş. Dileyen insan şükrediyor. Dileyen insan da nankör olabiliyor Allah-u Teala'ya.
Bu Allah-u Teala'ya haşa zarar verme imkanı anlamında değil. Allah-u Teala böyle dar bir alan vermiş bize aslında. O dar alan içerisinde ya şükrediyoruz ya nankörlük ediyoruz. Yani her şeyi de yapamıyoruz. Allah-u Teala'nın çünkü her şeye gücü yetiyor. O ne kadar imkan verdiyse o ölçüler çerçevesinde biz doğru yapıyoruz ya da yanlış yapıyoruz. Hakka gidiyoruz ya da batıla gidiyoruz. Tabi buna göre de puanlanıyor bizim yaptığımız şeyler. فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Benim Rabbim zengindir, üstündür, ihtiyacı olmayandır. Allah-u Teala cömerttir. Onun mülkünden hiçbir şey eksilmez ki. İnsanlar hepten nankörlük yapsa ne yapacaklar yani? Her şey yine Allah-u Teala. Hepsini emanet olarak aldık bu bedenimizi, doğduk. Bu emaneti ne yapacağız? Geri vereceğiz. Ha, emanete iyi baktıysak, iyi koruduysak, onları günahtan, şirkten, isyandan koruduysak, uzak tuttuysak, sağlığımızı da gözettiysek elden geldiğince, çünkü gözetmemiz lazım, Allah-u Teala bu nimeti vermiş, o zaman şükrümüzün gereğini yerine getirmiş oluruz. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْدُرْ اَتَهْتَد۪ي اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذ۪ينَ لَا يَهْتَدُونَ Dedi ki, bu tahtını tanınmaz haline getirin bakalım bir. Yani herhalde orada bir süslemeci var, ona söylüyor. Değiştirin şu tahtı bakalım diye. Nenzur, bir bakalım o zaman etehtediği doğru yolu buluyor mu? Em tekune mine lezine la yehtedun ya da doğru yolu bulamayanlardan mı oluyor? Bakalım ne yapacak kraliçe diyor. Yani kraliçeden beklenen şu anlaşıldığı kadarıyla. Tahtı bir defa nasıl geldi oraya? Olağanüstü bir şey. Demek ki Rabbine yönelmeli. Güneşe kulluktan uzak durmalı yani. Saçma sapan bir şey güneş. Neyine tapıyorsun? Ne canı var, ne aklı var, ne bir şey. Allah-u Teala'nın ona verdiği emirler doğrultusunda, diğer varlıklar gibi yani. Allah-u Teala hem akıllı varlıklara emrediyor, onun gereğini yapıyor akıllı varlıklar ya da yapmıyorlar. Seçme şansı var onların. Bir de akılsız varlıklar dediklerimiz var. Sadece itaat ediyor. Güneş de bunlardan birisi yani. Sen ısıtacaksın diyor, ısıtıyor güneş. Bitti dese bitecek zaten, kaybolup gidecek güneş. Bakalım doğru yolu bulacak mı diyor. Demek ki mucizeyi gördü. Bakalım kendisini batıl dinden uzaklaştırıp tevhid dine yönelecek mi bakalım diyor Hazreti Süleyman. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اَهَاكَذَا عَرْشُكُ Kadın geliyor o kraliçe. Senin diyorlar tahtın böyle mi? Öyle denilmiş ona. Bu senin tahtın mı? قَالَتْ كَرْنَهُ Demiş ki sanki o. Yani benzetiyor kendi tahtını ama demek ki bayağı bir tasarım değişikliği yapılmış yani. Sanki diyor benim tahtım bu diyor. Ve utitu'l ilme min qabliha ve kunna muslimin. Daha önce bana ilim verilmişti. Hazreti Süleyman ona mektup göndermişti. Aa Süleyman'dan bir mektup geldi. Çok değerli bir mektup demişti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor dedi. Tabii şu açıdan da çok güzel yani. Krallar ne yaparlar? Ben senden üstünüm. Ben seni döverim. Bak gelip geldiğim zaman şöyle yaparım ve böyle yapar. Hazreti Süleyman nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Yani ben üstünüm diye girmiyor söze. Beni yaratan Allah var. O merhametlidir diye güzel bir başlangıç yapıyor. Biz zaten diyor bize bilgi verilmişti min kabliha daha önce. Ve kunna muslimin. Biz o zaman teslim olmuştuk. Yani demek ki kalbi kanaat getirmiş zaten Müslüman olmaya, Allah'a teslim olmaya. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onu alıkoymuştu. Daha önce taptığı şey, Allah'tan başka taptığı şey ki güneşe tapıyordu bunlar. اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ O kafir kavimdendi diyor kadın. Kavmi kafir, onlardan görmüş. Böyle gördük dedemizden diye gitmiş. Bakmış herkes güneşe tapıyor, ben de tapayım demiş. Ya doğru mu değil mi bu? Ya olacak iş mi? Bunu düşünmemiş yani. Böyle gördük babamızdan, böyle gördük dedemizden gitmiş. Bizim için çıkan ibret ne burada? Ha biz de Müslümanız. Dinimizi yaşamaya çalışıyoruz ama dini kaynağından öğreneceğiz. Dini kaynağı nedir? Bir Kur'an'dır, iki sünnettir. Üç Müslümanların güzel gördüğü şeylerdir. Bunlara bakacağız biz. Ama mesela bazen diyor ki yani ayet söylüyorsun, etkilemiyor yani. Niye? Ben öyle görmedik diyor. Sen ne diyorsun diyor. Ben diyor babam böyle demişti, ninem böyle demişti diye anlatıyor ama dinde delil olmaz ki. Ahirete gidince ya sana ayetler söylenmedi mi? Valla söylendi ama ben babamdan dedemden böyle görmüştüm. Böyle bir delil olmaz ahirette yani.
Delil dediğimiz zaman Kur'an, sünnet, bir de Müslümanların güzel gördüğü şeyler. İnneha kânet min kavmin kâfirin. Kâfir kavimden de diyor kraliçe. Allah nasip ederse sonraki dersimizde 44. ayetten devam ederiz. Ve âhiru da'vâna enil hamdülillâhi rabbil âlemîn. Son duamız, âlemlerin Rabbine hamdolsun. El-Fâtiha.